بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Sayın Belediye Başkanım, değerli müdürlerim ve kıymetli cemaatimiz. İsel afeti dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı münasebetiyle buraya toplandık. Rabbim niyetlerimizi, amellerimizi dergâh izzetinde kabul eylesin. Rabbim böyle bir afeti hem şehrimizden, hem bendemizden, hem de ülkemizden muhafaza eylesin. Birlik beraberliğimizi artırsın ve Rabbim de düşmana fırsat vermesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de davetine icabet ve arkasından dua yapmaktır. 70 küsur tane kardeşimiz vefat ettiler. Biz de inşallah onların rahmetin, Allah'tan rahmetinin büyük olduğu inancıyla elhamdülillah tamdır. Rabbim de hatalarını, kusurlarını bağışlasın. İnşallah rahmetiyle de muamele etsin. Ama biz arkasından kardeşleri olarak, din kardeşleri olarak, Müslümanlar olarak, komşuları olarak, bozkurtları olarak duasız ve hayırsız inşallah onları eksik etmeyeceğiz ve bırakmayacağız. Allah hocalarından razı olsun. Hatimlerini okudular, Kur'an-ı Kerimlerini okudular. İnşallah Sayın İl Müftümüz de hem bu münasebet için buraya geldi, hem dualarını yapacaklar, hem de bize söyleyecek aynı şey konular var. Rabbim ibadetlerimizi, amellerimizi dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Buyurun Sayın Hocam. Allah'ın razı Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri sınırsız nimetlerle tutmakla, nimetlerini en yücesi iman ve İslam nimetiyle şereflendirir. Bizleri her karış toprağında ilahi kelimetullah uğruna, vatanın mukaddesatı uğruna, ezanı bayıları uğruna fedai cah eden azim şehitlerimizin canlarının kurallarının bulunduğu, günde 5 defa 100 bine yaklaşan camilerinden, minarelerinden Kur'an-ı Muhammed'in arşa yükseldiği şu cennet vatanda bizleri dünyaya getiren Rabbimize sonsuz hamdolsun.
Ya Rabbi bizlere lütfettiğin nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Yardım ve nihayet bizleri nimetleyeme. Lütfettiğin nimetlerin kadir ve kıymetini bilmeyi, şükrünü eda edebilmeyi lütfeyle. Ya Rabbi sana her daim hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü sana arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Efendimiz'e, alemlerin efendisi, gönüllerimizin sultanına, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, şurada, Bozkurt'ta, sonsuz salat ve selam ediyoruz. Ya Rabbi haberdar eyle. Bizi ona davet eyle. Onun yolunda gidenlerden, yolunu yol edinenlerden, ahlakını ahlak edinenlerden eyle. Bizi ve eşliğimizi her daim sana daim kul olabilenlerden eyle. Kıymetli kardeşlerim, bugün bir anma için buradayız hem biz. Bundan 3 sene evvel tabii çok büyük bir afeti, insanlığın kaldıramayacağı, aslında insanın ne kadar acil olduğunu adeta ispatlar desene, bir sel afetiyle karşı karşıya. Tabii sizler burada yaşadınız, canlı canlı yaşadınız. Allah bir daha yaşatmasın. Bizler ekranları başında o zamanlar, bizler ne cesaretimizin olmadığı, o sevim dağlar gibi yürüdüğü, önüne kattığı her şeyi götürdüğü bir ahiret. Rabbi muhafaza etsin. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, alem-i İslam'ı gönlü görmez, semavi veya arzi afetlerden, gün getiremediğimiz afetlerden muhafaza etsin. Rabbi bizleri kaldıramayacağımız şeylerle imtihana tutmasın. İmtihana tabi olduğumuzda da Rabbim güç ve kuvvet versin. Sabredenlerden eylesin. Kıymetli kardeşim, elbette Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Veya başka bir ayet-i kerimede kün feyekûn. Rabbimiz her şeye kadirdir. Dağları oynatmaya da, her yeri oynatmaya da, var etmeye de, yok etmeye de kadirdir. O ol dediğinde her şey oluyor. Bir imtihandayız. Şu dünyaya gelişimiz bir imtihandır. Diğer varlıklardan farklı olarak, meleklerden farklı olarak bir imtihan dünyasında yaşıyor. Hatta Cenab-ı Hak insanoğlu yaratacağı zaman melekler var malumunuz. Her daim Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden, takdis eden. Melekler şöyle nida etti. Ya Rabbi, bizler seni tesbih, tenbih ederken, takdis ederken yeryüzünü fesada uğratacak. Niye varlıklar yaratmak istiyorsun mealinde? Cenab-ı Hak da onlara şöyle buyurdu. Sizin bilmenizde en büyük şeyler. Hesaba uğratmak değildir tabi insanoğlunun varlığı. İman etmektir. Cenab-ı Hakk'ın muradi ilahiyetini yeryüzünde hakim kılmak. İnsanlık için amade kıldığı, hizmetine sunduğu dünyayı Rabbimizin bize sunduğu gibi insanlığın hizmetine sunabilmek. Nefsimiz mecbur.